İktidar acayip bir böyle kazandı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanınca sanki %70 %80 kazanmış gibi bir moral motivasyon yüklendi. Buna tabii ki muhalefetin aslında süreci iyi yönetmemesinden de kaynaklı. Şimdi bu moral ve motivasyonla toplumsal muhalefetteki her kesim de insanları susturmaya çalışıyor. Tabii ilk önce susturacakları halkın haber alma hakkını savunan gazeteciler olacak. Çünkü onlar yazmayacaklar, çizmeyecekler, konuşmayacaklar ki halk gerçekleri görmesin. İşte sonrasında da işte mücadele edenleri aslında susturmaya çalışıyor. İşte değişik sivil toplum örgütleri, meslek örgütlerini, sendikaları susturmaya çalışacak. Böyle bir projesinin şeyin olmadığını söylemek mümkün değil. Yani yerel seçimlere kadar bu baskıyı artıracak. Yerel seçimlerde de bir başarı sağlarsa iktidar, o zaman Türkiye'nin her yanı aslında hukukun da olmadığını düşündüğünüzde söylediğiniz her sözün, yaptığınız her hareketin, açtığınız her davanın, gittiğiniz her eylemin bir karşılığı olabilir. Çünkü sizden hoşlanmıyorsa, söylediğiniz hoşuna gitmiyorsa ceza al. İşte Merdan Yanardağ ne dedi cezaevinde şimdi? Yani suç yok, bir şey yok, hukuk yok. Hukuk olsa cezaevinde olmaz. Aynı şey Barış Pehlivan için geçerli. Herkes yararlanıyor. Tecavüzcüsü, katili yararlanıyor. Ama Barış Pehlivan yararlanamıyor. Cezaevinde yatmak zorunda kalıyor. Can Atalay milletvekili seçildi. Hukuka uygun diye şu an içeride tutuluyor olmaz ama tutuluyor. Ya Gezi davasında tutuklanan arkadaşlarımız 570 gündür içerideler, 3 kez beraat etmiş insanlar tekrar içeri alınıyorlar. Yani burada hukuk olmayınca o zaman neyin suç, neyin suç olmadığı birbirine karışıyor. Çünkü Cumhurbaşkanı'nı üzen her şey onu benimsemediği, o ifade onun gibi düşünmeyen herkes nerede gitmiyorsa işte sonra bir şeyle işte marjinal ya da başka bir şeyle siz de cezaevine alınabilirsiniz. Öyle bir potansiyel geliyor ve toplumsal muhalefeti susturmaya yönelik bir operasyon bu. Kimse konuşmasın yaklaşımı ama bu artacak bir noktayı aşan durumda. Onun için Akbelen önemli ve kıymetli diye düşünüyorum. Sürecin arkasından avazı çıktığı kadar yaşam alanlarına sahip çıkıp hak ve hukuk arayışları bu ses yankı bulabilecek. Bu ses toplumsal muhalefetten, meslek örgütlerinden zaten destek aldı. Ama Türkiye toplumundan da yankısını bulacaktır ve onların kulaklarını sağır edecektir diye düşünüyorum ben. Evet, peki içinde bulunduğumuz koşullar ekonomik olarak belli, ortada. Doların, euronun yükseldiği bir durum var. Zaman zaman da sohbetler yapılıyor, konuşuluyor, ifade ediliyor. Ama bir sessizlik hakim. Türkiye toplumu da tabii üzüntülü. Bunu da kabul edelim. Yani zaman zaman birbirleriyle gırgır geçen insanlar bile ben rastlıyorum. Ya zam az yapmışlar falan filan diyenler var. Yani 2 liraysa 3 lira olması lazımdı falan diye gırgır geçenler var. Yani bu kadar basit. Hatta bazıları sürünsünler falan diyenler de var. Garip bir süreç, bir ilginç bir süreçten de geçiyoruz bu arada. Ama içinde bulunduğumuz koşullarda yani toplumsal muhalefete nefes diye ifade ettiğiniz biraz önce açıkladığınız kent ve çevre mücadelesi diye ifade ettiğiniz şey çok önemli. Peki son olarak ne söylemek istersiniz bugünkü yayınımızda? Evet, aslında şunu söyleyeyim. Hani bütün bu iktidarın bu kadar baskısına rağmen işte bir sürü yolsuzluk tartışması, işte insanlara yaşattığı bütün bu sürece rağmen işte bugün Engin Özkoç açıklıyor. Hala diyor şeyi tartışıyoruz diyor. Neden insanlar iktidara oy veriyor? Bunu araştırmaya çalışıyoruz diyor. Yani şimdi şunun altını çizmek gerekiyor. Bakın Şili'de de Pinochet insanlara inanılmaz derecede baskı yaptı, işkence yaptı, öldürdü, kayıplar falan, 300 tane yolsuzluk dosyası ve 7 yıl boyunca şeyi yönetti. İktidarı bırakmadı. Son artık misyonu tamamlanmıştı dünya ölçeğinde. Yani o hangi ilişkiler üzerinden gitti tabii ki Şili halkının başarısı ama bir taraftan da başka bir misyonu vardı. Şimdi buradan şunu derleyip toparlamak
lazım. Yani neoliberalizm dediğimiz şey, o hani neoliberal politikalar, ekonomik politikalar diyoruz ya, bunlar sürekli aslında bizim yaşam alanlarımız üzerinden bir sermaye birikimi sağlıyor ve dolayısıyla sürekli kendisini geliştirmek durumunda, kendisine sermaye birikimi yaratacak alanlar bulmak zorunda. Bu alanlar mesela teknoloji olabiliyor. Teknoloji olduğu için işte 20 yıl öncesine bir bakın. 20 yıl öncesinin teknolojisiyle şimdiki teknoloji arasında dünya kadar fark var değil mi? Herkesin evinde buzdolabı, çamaşır makinesi, cep telefonları, osu busu yoksulluğunun da var. Dolayısıyla bu bir neoliberalizmin getirdiği, hani bu değişim dedikleri neoliberalizmin getirdiği bu etkiler toplumda farklı yansımalara neden oluyor. Aynı şekilde işte şehir hastaneleri açılıyor. Biz bu şehir hastanelerinin tabii ki sağlıksız olduğunu, yer seçiminden tutun da sağlık politikaları açısından sağlıksız olduğunu söylüyoruz. Ama yoksul diyor ki oraya gidince, ay diyor, 5 yıldızlı otel gibiydi diyor, tamam mı? Şimdi orada aslında daha henüz olayın farkına varamamış, yani bilince çıkartılmamış bir süreçte topluma bir şey veriyor, bir şey vaat ediyor, tamam mı? O büyük 5 yıldızlı otellerde sanki parasını vermeden sağlık hizmeti alacağının ihtimalini sunuyor. Ya da alışveriş merkezleri yapıyor. Devasa insanlar, yoksullar burayı gezerken mutlu oluyor. Ama orada başka bir ihtimal satıyor. Diyor ki neoliberalizm, senin paran olursa buradan bir şey alabilirsin diyor. Para olması ihtimali ya da işte farklı kesimlerle, zenginlerle yoksulların bir arada dolaşma ihtimalini seviyor. Şimdi bu neoliberalizm denilen şey bir taraftan bütün mal varlığımızı, varlıklarımızı sömürüyor ama bir taraftan da geliştiriyor mesela, tamam mı? Teknoloji bunu yapmak zorunda çünkü oradan sermaye birikimi sağlıyor. O zaman bu insanlara farklı şekilde yansıyor. Uçağa binebiliyorlar. Şimdi binilemiyor. Uçaklar çok pahalandı. Mesela hızlı trenler. Bunlar o falan oluyor. Hiç görmedikleri şeyleri görmeye başladılar ve bir anda da kentleşme çok büyüdü. AKP iktidara geldiğinde %63'tü. Şimdi %93. Yani %33'lük kesim köyde hiçbir şekilde para, pul görmeyen, sadece ekiniyle bilmem neyle uğraşan insanlar bir anda kendini kentli hissetti. Ev alabilme ihtimalini seviyor mesela TOKİ'den. İşte telefon alabilme ihtimalini seviyor. Ya bütün bunlara baktığınızda aslında bir dolu şey yaratmış oluyor bu. Hani doğası gereği sermaye birikimini sağlarken bir taraftan da halkın yaşam koşullarını farklılaştırıyor ve değiştiriyor. Şimdi burada siyasetin dediği şey bu aslında. İhtimal satıyor şu anda iktidar ve sermayenin, yani neoliberalizmin sermaye birikimi sürecindeki yarattığı şeylerden yararlanıyor. İşte TOKİ'ye ev veriyor bana diyor. Siz onu beğenin ya da beğenmeyin, onlara taksitle verdi ya da vermedi ama ev verme ihtimalini, ev olması ihtimalini seviyor. Yani iktidar, muhalefet bunu bence gerçekten iyi kavrayamıyor. Dolayısıyla da toplum çok zeki. Ben hani niye bize oy vermiyor, niye ona oy vermiyor değil. Toplum zaten bütün her şeyi görüyor bunların bu durumunu. Ama şimdi siz bir daldan tutuyorsunuz. Sizi ayakta tutan bir dal, başka bir dala tutunabilmeniz için bu dalı bırakmanız gerekiyor. Öyle değil mi? Hani tutunacak dal arıyor ya toplum. Şimdi siz eğer ona tutunacak bir dal, güven verecek bir dal vermiş olsaydık topluma, yani her şeyi işte halk niye seçiyor demek değil, biraz da kendinde aramak lazım. Toplum güvenecek ve bir gerçekten çözüm üretecek bir dal olarak görmüş olsaydı siyasetin önerdiği programı, o dalı bırakıp onu tutardı. Ama tutmadı. Çok doğru. Sağlam. Evet. Eldekini kaybetmek yani istemedi. Onun için de bence hani toplum niye bunlara oy veriyor demekten öte, yani neden biz bunu topluma, toplum bize neden oy vermiyor ya dönüştürmek lazım. Yani